Emrah Yazıcı az sonra karşımızda olacak. Çünkü Balıkesir'e gideceğiz. Kurtdereli Mehmet Pehlivan, hepimizin adını ve şanını çok iyi ve yakından bildiğimiz filmi çekiliyor. Hayatı bir filme konu oluyor. Biz de sete gittik ve Emrah Yazıcı da bize setten detayları aktaracak. Çünkü birçok baş pehlivanımız, birçok güreşe gönül vermiş önemli pehlivanlarımız o film için aynı zamanda kamera karşısına da geçiyor. Detaylar Emrah'ta. Merhabalar Altuğ, senin de söylediğin gibi biz Türek Güreş Camiası için çok anlamlı ve özel bir noktadan şu anda gerçekleştiriyoruz yayınımızı. Kameraman arkadaşım İlkin'le ve kameraman arkadaşım Volkan Banamür'le beraber şu anda Balıkesir'in Kurtdereli köyündeyiz. Bu köyü anlamlı kılansa senin söylediğin gibi Kurtdereli Mehmet Pehlivan'ın bu köyde yaşamış olması. Buraya gelme amacımızsa hem Kurtdereli Mehmet Pehlivan'ın hayatı hakkında daha detaylı bilgiler elde etmek, hem de bir film çekiliyor. İsmi Yenilmeyi Düşünmedi filmi. Yine bu film Kurtdereli Mehmet Pehlivan'ın hayatını konu oluyor. İşte bu filmin detaylarını ekranlarınıza getireceğiz, ancak öncesinde isterseniz Kurtdereli Mehmet Pehlivan kim, hangi başarılara imza attı, kısaca onu sizlerle paylaşayım. Hemen Savaş'ı da yanımıza çağıralım. Filmin yapımcısı Savaş. Biz bilgileri vermeye devam edelim. Kurtdereli Mehmet Pehlivan aslında burada Balıkesir'de dünyaya gelmedi. Şu anda bu Bulgaristan sınırları içerisinde olan Deli Orman'da dünyaya geldi. Küçük yaşlarda buraya göçmek zorunda kaldı ki daha çok küçük yaştayken ileride iyi bir pehlivan olacağı, iyi bir güreşçi olacağı belliydi. Çok küçük yaşta, çocuk denilebilecek bir yaşta Koca Yusuf'la karşılaştı ki işte o da hayatının bir dönüm noktasıydı. Sonrasında Kurtdereli Mehmet Pehlivan gerek ülke içinde olsun gerek yurt dışında olsun birçok başarıya imza attı. Hemen şunu söylemek istiyorum. 1911 yılında 32 gecede 43 müsabaka yaptı ve Cihan Şampiyonu unvanını aldı. Güreş tarihini isimli altın harflerle yazdırdı. İşte bu filmin böylesi bir şahsiyetin filmi çekiliyor ki bu filmi de yine kendisi de bir baş pehlivanı olan Savaş çekiyor. Savaş, sen bir baş pehlivansın. Ordular Arası dünya şampiyonluğun var. Doğalı çayırlarda yağlı güreş yapıyorsun. Bu filmi çekmek nereden aklına geldi? Nasıl böyle bir maceraya kalkıştın? Bizlerle paylaşır mısın? Tabii ben öncelikle tekrardan TRT ekibi olarak aramıza hoş geldiniz, setimize hoş geldiniz. Biz bir tarih olarak, Türk sinema tarihi olarak bir ilke imza atıyoruz. Dönem filmi, Osmanlı'dan Cumhuriyet'e geçiş dönemi filmi. Tabii çok dünyaya nam salmış, o dönemin dünyada en popüler ve en tanınmış Kurtdereli Mehmet Pehlivan filmini biz burada sinema seyircisine yansıtacağız. Ya bir sporcusun, nereden aklına tabii geldi film çekmek? Ya şimdi şunu şöyle bir değerlendirelim. Biz yıllardır Rocky ile Rambo, yani buna benzer gerçek olmayan kahramanlarla büyüdük. Yani ben çocukluğumda da yani bu tarz filmleri seyrettim. Şimdiki gençliğimiz de bu tarz filmlere meraklı. Tabii elimizde böyle bir dünyaya nam salmış, Türk gibi güçlü kelimesini dünyaya ezberletmiş Cihan şampiyonu, yani Balıkesir'imizin çok değerli bir sporcusu, bizim de atalarımız, ecdadımız, biz onlardan, onların öyküleriyle büyüdük, hayatlarını okuyarak büyüdük. Tabii gurur verdi böyle bir yapıma girmek. Neden sorusunu şöyle ben cevaplandırayım. Yani ben çok bekledim. Yani böyle filmlerimiz olsun, böyle filmlerimizi dünyaya tanıtalım. Yani bizleri Türk gibi güçlü kelimesiyle tekrardan dünya anımsasın. Bana nasip oldu. Ben birkaç filmde de oynamıştım. Hani yağlı güreşle ilgili bazı filmler oldu. Tabii oradaki eksiklikler bayağı bir gözüme çarptı. Yani niyetimde bir yapımcı olmak yoktu ama bu yönde yani bir şeyler beni sürükledi ve kendimi bu yapımın içinde buldum. Hemen değerli izleyicilerimize de şu bilgiyi verelim ki arkamızda gördüğünüz ev Kurtdereli Mehmet Pehlivan'ın bir zamanlar yaşadığı evdi. Savaş, devam edelim. Şu anda Kurtdereli köyündeyiz. Hemen aşağıda Er Meydanı var ki orada her yıl yağlı pehlivan güreşleri yapılıyor. İsmi de Kurtdereli Mehmet Pehlivan adına düzenleniyor bu yağlı güreşler. Sen oraya katıldın. Orada öncelikle baş pehlivanlar içerisinde şampiyon oldun mu orada, yani birinci oldun mu? Ve orada güreşirken bir gün bu köye yapımcı olarak geleceğin aklından geçmiş miydi? Tabii ben Kurtdereli Mehmet Pehlivan yağlı güreşlerini 90
6 yılından beri katılıyorum. Kıtpınar'dan sonra ikinci büyük bir güreştir. Yani burada şampiyon olmak gerçekten Kıtpınar'ın revanşı gibi bir şey. 2005 yılında bu sahada, bu doğalı çayırlarda 2005 yılında Kurtları'da birinci oldum. Tabii biz bu sene geldik buraya. Geçmiş yıllardan bir eksiklik vardı. Çünkü buranın ismi her zaman Kıtpınar'dan sonra ikinci sıradaydı. Sağ olsun Karasya Belediye Başkanımız Yüce Yılmaz Bey çok güzel bir saha tekrardan yaptı burada. Türbinleri yeniledi. Çok güzel bir güreş oldu. Zaten Kıpınar'ın da revanşı oldu. Fatih Atlı ile İsmail Balaman burada tekrardan kozlarını paylaştılar. O da çok güzel bir seyir verdi yağlı güreş seyircilerimize. Şimdi bu filmi yapmayı düşündün. Yenilmeyi düşünmedi filmin ismi. Ama gerçekten film yapmak maliyetli bir iş. Desteğe çıktığında zorluk yaşadın mı? Sana kimler destek verdi? Çok kısa bir şekilde. Yani şimdi yine Kurtdereli Mehmet Pelivan yağlı güreşlerine geldik. Buradaki atmosfer bize bir heyecan kattı. Akabinde biz Balıkesir Karesi Belediye Başkanımız Yücel Yılmaz Bey ile bir randevu aldık. Tabii burada bir görüştük kendisiyle. Genç bir başkan. Kendisi eğitimci, İngilizce öğretmeni. İki tane dil biliyor, Almanca da biliyor. Çok takdir ettiğim bir başkan. Evet, kendisiyle görüştük. Projemizi ilettik. İnanın bizden daha büyük bir heyecanla sahiplenerek tamam dedi, yapalım dedi. Ondan sonra da zaten biz bu yapım aşamasına girmiş olduk. Çekimlere başladığınız çekimlerdeki oyuncular da tıpkı senin gibi baş pehlivanlardan oluşuyor. Yönetmenle de işli dışlısın. Yönetmenin şikayetçi oluyor mu? Ya şimdi hani şöyle bir şey var. Bunu biz birkaç yerden de soru olarak bize soruldu, neden yıldız oyuncu yok? Şimdi bu filmde... Biz ayrılan sürenin de sonuna geliyor hızlı. Tabii. Yani bu filmde bütün oyuncular geçmiş yıllarda yani o döneme damgasını vurmuş oyuncularla oynanacak ve güreşçilerle oynanacak. Yani bir katrancı Mehmet Pelivan'ı Ahmet Taşçı, Cumhuriyet tarihinin en çok şampiyonluk kazanmış bir sporcusu. Artı cihaz şampiyonluk maçlarda Münder'in dünya olimpiyat Avrupa şampiyonu olmuş. Evet. Sporcuları güreşleri oynayacaklar ve her şey birebir yani tekrarlanacak. Yani o tarih bu zamanımıza yani görüntü olarak her şeyle verilecek. Çok teşekkür ediyorum. Yani, film hemen şunu da söylemek istiyorum. Filmler sadece Balıkesir'de değil, bunun Ankara ayağı da olacak, Fransa ayağı da olacak. Gerçekten güreş severleri, film severleri çok güzel bir film bekliyor. Biz de sabırsızlıkla bu filmin bir an önce bitmesini bekliyoruz diyelim. Sözü yeniden merkeze bırakalım.